Yağda çözen vitaminlerin vücudumuzda gerçekleştiği bazı önemli görevler tabloda verilmiştir. Bu tablodaki verilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A vitamini eksikliğinde büyüme gelişmede aksama gözlenebilir demiş. A vitamini vücuda görevlerine bakalım. Emronik gelişim, doku ve hücre büyümesi. E, dolayısıyla bağlantılıdır. Bunlar meydana gelebilir, ulaşabiliriz. E vitamini üreme organlarının yapısına katılır demiş. E vitamini üreme organlarının gelişimini sağlar demiş. Yapısına katılır falan dememiş. Ulaşamam ben buna. K vitamini kanda oksijen ve karbonhidrat taşınmasını sağlar demiş. K vitamini kanın pıhtılaşmasında yaralın iyileşmesine görev alır Oksijen Oksijen karbonhidrat taşır demiyoruz ki zaten oksijen karbonhidrat hemoglobin proteini ya da hemoglobin molekülü taşır. Cevabımız yalnız bir yani adan olur. Bir bireyin günlük ihtiyaç duyduğu ve besinlerden aldığı bazı vitaminlerin miktarları aşağıda grafikte gösterilmiştir. Buna göre bu bireyde aşağıdaki hastalıklardan hangisinin vitamin eksikliğine bağlı olarak görülmesi beklenir. Bakalım kimler eksik? Vücudun ihtiyacı olandan az olanlar, eksik vücudun ihtiyacı olanlar şu. Az mı az B vitamini eksik. Az mı az K vitamini eksik. Fazla, eşit, bunlar da sıkıntı yok. Yani biz B ve K vitamin eksikliğine bağlı hastalıklara bakacağız arkadaşlar. Pelegra B, raşitizm D olmaz. Çünkü B ve K olmak zorunda. Beriberi B, kısırlık nedir arkadaşlar? E olmaz. Çünkü B ve K olacak. Gece körlüğü A, skorbut C olmaz. Beri beri B kanın geç pıtlaşması K olur cevabımız Denizli. Raşitizm D gece körlü A bu da olmaz. Evet cevabımız Denizli'ymiş. Aşağıda vitaminlerle ilgili kavram haritası verilmiştir. Buna göre numandırılmış özelliklerden hangileri A ve C vitamin için ortaktır? Bütün vitaminler için sindirilemez diyebiliriz. Hepsi küçük moleküllüdür. Bir ortak. Yağda çözünme demiş. A yağda çözünür ama C suda çözünür. Fazlası idrarlatılır demiş. A depo edilir, C idrarlatılır ortak değil. E, bütün vitaminler organik yapılıdır. Dolayısıyla 4 de ortaktır. Cevabımız 1 ve 4 yani Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi hormonların genel özelliklerinden biri değildir demiş. Organik yapılı düzenleyici moleküller hormonlara baktığımızda protein yapıda, steroid yapıda ve aminos yapıda olabiliyor. Hepsi organik. Dolayısıyla doğrudur. Ve hepsi de düzenleyicidir. Uzun süreli açlık durumunda enerji verici olarak görev yaparlar. Hiçbir hormon enerji verici olarak kullanılamaz. Çünkü hücrelerimizde hormonları enerji verici olarak kullanacak bir metabolik yol keşfetlememiş henüz. Homeostazinin sağlanması görev alır. Hormon dediğimizde enzim dediğimiz aklımıza ilk gelmesi gereken kelime homeostazidir. Hormonlarda iç denge ile alakalı birçok olayın mineral miktarı, su miktarı gibi olayları dengelemek için görev alır. Kan aracılığıyla taşırlar. Hormonlar büyük oranda kan aracılığıyla taşınırlar. Doğru demiş. En önemli özelliklerinden biri de budur. Ve tamamı organik yapılıdır. Üste zaten organik demişiz. Burada da organik demişiz. Cevabımız Bursa. Vitamin çeşitleriyle ilgili açıklamalardan yağda çözülen ve suda çözülen vitaminler için geçerli olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Fazlası idarla vücuttan atılır. Su eriyen vitaminler, yağda eriyen vitamin depo edilir. Bir nedir o zaman arkadaşlar? B kısmını ekleyeceğiz. B olmayanları, eriye B'de bir olmayanları eleyelim arkadaşlar. Eksiklik eksiklik belirsi erken ortaya çıkar. Depo edilmeyenler erken ortaya çıkar. E, depo edilmeyen kim? Suda eriyenler. O zaman 2 de B arkadaşlar. Evet gitti. Aşırı alınması vücutta zehir etkisi yapar. Mesela A vitamini, mesela D vitaminin fazlası vücutta düzenli bir şekilde fazlanırsa zehir etkisi, toksik etki yapabilir. 3 arkadaşlar A kısmında. Bu da gitti. İhtiyaçtan fazla miktarda alanında karaciğerle depo edilir. Yağ deriyenler karaciğerle depo edilir. Cevabımız Adana. Hormonlarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Eksik ya da fazla alınmalı durumunda bazı metabolik aksaklıklar meydana gelir. Hormonların eksikliği, fazlalığı direkt bir hastalık belirtisi. Çünkü hormonlar bir metabolik aktivitecin gerekli moleküllerin belki eminimini sağlıyor. Veya işte bir maddenin arkadaşlar kimyasal bir tepkimenin başlatılmasını sağlıyor gibi düşünebiliriz. Yönetici moleküller DNA ve RNA'dır. Genelde DNA nadiren de RNA'dır. Hormonlar yönetici molekül değildir. Düzenleyici moleküllerdir. Protein veya lipid yapılı olabilir. Evet lipid olarak steroid ve protein yapılı olabilirler demiş. Cevabımız 1 ve 3 yani denizdi. Bir hormonun doku organlarının çalışmasını fizyolojik olarak etkilemesi aşağıda verilen özelliklerden hangisiyle açıklanabilir? Yani organik yapılı olmanın fizyolojik olarak etkilemesi bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Karbonhidrat da organik yapıldı mesela arkadaşlar. Düzenleyici olmaları diyor. Tekrar okuyalım bakalım arkadaşlar. Bir hormonun doku ve organların çalışmasını fizyolojik olarak etkilemesi aşağıda bir özelliklerden hangisiyle açıklanabilir? Evet düzenleyicilik. Hormonların görevi düzenleyiciliktir. Doku ve organların çalışmasını kontrol eder, değil mi? Mesela epitroid bezinin çalışmasını kontrol eder. İşte arkadaşlar, e, cinsel olgunlaşmayı kontrol eder, mineral miktarını kontrol eder. İşte arkadaşlar, su miktarını kontrol eder. Hep bunlar organları e, hormonların kontrol etmesidir. Hormonlar sayesinde ne olur arkadaşlar? Bu düzenleme olayları homeostasi sağlanabilir. Cevabımız Bursa diğer şıklara geçelim. Hücreden kana ekzositozla geçmeli. Ekzositozla geçen hormon dışında moleküller de var. Alakası yok. Kanda belli seviyede bulunmadan etkilerin gösterememeleri, kanda belli bir seviyede bulunmadan etkenin gösterememenin, e, doku organların çalışmasını fizyolojik olarak etkilemesi pek bir alaka kuramadım arkadaşlar. Hücre içinde üretilmeleri, hücre içinde üretilen bir sürü organik bileşik var. Hormonlar da hücre içinde üretilmesi onların e, fizyolojik olarak etkilemesi, doku organları fizyolojik etkilemesini göstermez bize. Cevabımız Bursa geçelim diğer soruya. Vitaminlerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Tüketici canlılar vitaminleri sadece üretici canlılardan karşılar. Tüketici canlılar vitaminleri hem üreticiden hem de tüketicilerden karşılar. Yanlış. İnsanın kalın bağırsağında bulunan bazı bakteriler B ve K vitamini sentezleyebilir. Doğru demiş. Mutualis fayda fayda ilişkisiyle yaşayan bazı bakteriler kalın bağırsakta B ve K vitamini üretebilirler. Yağda eriyen vitaminler doğrudan, su eriyen vitaminler sinirlikten sonra cezarından geçer. Bütün vitaminler küçük moleküllüdür. Sinirime ihtiyaç duymazlar. Yanlış bir ifade. Cevabımız yalnız 2. Yukarıdan umandırılmış tepkimlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. 1 fotosentez veya kemosentez ise arkadaşlar dehidrasyon sentezi diyebiliriz dehidrasyon ikide dehidrasyon. Yukarıda numaranız tekme ile ilgili hangileri doğrudur? Bir numaralı tekme insan üzerinde gerçekleştirilemez. Evet hiçbir insan fotosentez veya kemosentez yapmaz. Doğru bir ifade. 2 numaralı tekme tüm canlılarda gerçekleşebilir demiş. Dehidrasyon mesela protein sentezi bir dehidrasyondur. Bütün canlılarda protein sentezi, DNA sentezi, RNA sentezi vardır. Doğru bir ifade. Her iki tepkimede hücre içinde gerçekleşir. Bu tepkimeler ATP harcanan tepkimelerdir. Ve ATP ancak hücre içinde etkindir. Hücre içinde çalışabilir. Dolayısıyla cevabımız hepsi. Vitaminler organik yapılı moleküllerdir. Bazıları provitamin halinde alınıp insan vücudu tarafından aktifleştirilir. Bazıları dışarıdan hazır olarak besinlerle alınır. Bazıları ise vücudumuzda yaşayan başka canlılar tarafından sentezlenir. Buna göre insan vücudunda yaşayan farklı canlılar tarafından üretilen bir vitaminin bu vitaminler kimdir? B ve K. Kalın bağırsak üretiliyor. Eksikliğine bağlı olarak aşağıdaki hastalıklar hangisi görülebilir? pelegra B vitaminine bağlı bir hastalık. Cevabımız Adana. Skorbut C olmaz. Kısırlık E olmaz. Raşitizm D olmaz. Gece körlü A olmaz. Bize B ve K lazım. Cevap Adana. Afrali gösterilen ve bazı özellikle verilen vitaminlerle ilgili aşağıdakiden hangisi kesinlikle yanlıştır? Bakalım. P neymiş? Kalın bağırsaktaki bakteriler tırnağı sentezlerinin vücut zarından doğrudan geçebilir. Bu B veya K. Antioksidan etkiye sahiptir. Vücut zarı hasarlarını önlemede üreme sistem aktivitelerinde etkilidir. Bu E. Eksikliğinde yaraların geç iyileşmesi, vücudun direncinin azalması ve diş etlerinin ithaplanma görülür. C vitamini. Eksikliğinde göster harflerle gösterilen ve bazı özellikleri verilen vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. P vitamini yani B veya K eksikliğinde beri biri hastalığı görülür. Beri beri hastalığı B vitamini eksiğinde görülür. Doğru olabilir. Kesinlikle yanlıştırı sorduğu için doğru olabilir. Kabul edebilirsiniz. R vitamini karaciğerde depolanır. R vitamini kimmiş? E vitamini. E vitamini yağ değerir. Karaciğerde depolanır. Doğru. C vitamini bitkisel kaynaklı besinlerden elde edilir. C vitamini hem bitkisel hem de hayvansal besinlerden elde edilir. Ama bitkilerden de elde edilebilir. Kesinlikle yanlış bir ifade değildir. P vitamini demiş. Yani B veya K. Koenzim olarak görev alır. Özellikle bazı B vitaminleri Koenzim olarak görev alabilir arkadaşlar. Doğru bir ifade. R vitamini bitkiler tarafından sentezlenemez. E vitamini eşeğe da görebilir. Bitki türüne göre değişmekle birlikte her bitkiler bitki türüne göre değişmekle birlikte genel bir ifade olarak. Bitkiler tüm vitamin çeşitlerini üretime yeteneğine sahiptir arkadaşlar. Cağımız edene.